Dualar Hazinesi kanalından herkese merhabalar. Bugün hadislerde dua nasıl geçmektedir? Bununla ilgili bilgiler paylaşacağız. Hadislerde dua. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İzâ vekâtum fil emril azîm feyekûlü hasbunallâhu ve ni'mel vekil. Büyük zorluklara düçar olduğunuz zaman Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Zikri cemiline devam ediniz. Yine başka bir hadiste اِنَّ اللّٰهَ تَعَلَى يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ Cenab-ı Hak duada fazla ısrar edenleri sever. اِذَا دَعَى الْعَبْدُ بِدَعْوَةٍ فَلَمْ تُسْتَجَبْ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ Eğer bir kul Cenab-ı Hakk'a bir hususta dua eder de icabet olunmazsa, onun yerine bir hasene yani bir sevap yazılır. Dua'ul validi li veledihi ke dua'in nebiyyi li ümmetihi. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Dua'ul muhseni ileyhi lil muhsini la yuraddu. İyilik görenlerin, iyilik gördükleri kimseler hakkında ettikleri hayır duaları reddolunmaz. Eddua beynel ezan vel ikameti müstecabın fed'u. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua müstecaptır. Bu arada hemen dua ediniz. Len yenfe'a hazerun min kaderin ve lakinne dua'e yenfe'u mimma nezele ve mimma lem yenzil. Fe'aleyküm biddua'i ibadallahi. Kaderden sakınmak kaderi def etmez. Lakin salihlerin duası nüzul etmiş ve edecek olan elem ve musibeti def etmeye ve kaldırmaya medar olur. İşte böyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Ma'a külli hatmetin davetün müstecabetün. Kur'an-ı Azimuşan her ne vakit hatm olunursa akabinde yapılan bir dua müstecaptır. سَأَلْتُ اللّٰهَ اَلَّا يَقْبَلَ دُعَاءَ حَب۪يبٍ عَلَى حَب۪يبِهِ Bir kimsenin sevdiği bir kimse aleyhinde olan duasının kabul olunmaması Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. مَنْ سَلَّ فَر۪يزَةً فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ Bir farz namazı huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde vaki olacak bir duası müstecap olur. İttekû davetel mazlûmi fe innehâ tes'adû ile's-semâi ke ennehâ şeraretun. Mazlumun bedduasından sakınınız. Zira bir kıvılcım süratiyle semaya icabete yükselir. Duaul mazlûmi müstecabetun ve inkâne faciren fe fucûruhu alâ nefsihi. Facir bile olsa mazlumun duası makbul olur. Onun kötülüğü ve günahları ise kendi aleyhinedir. Men la yed'uni agdabu aleyhi. Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, kim bana dua etmezse ona gadab ederim. Zira bu hal ya gafletten yahut kibirden ileri gelir. Men setera ehâhul müslime fi dua fi dunya felem yefdahu seterahullahu yevmel kıyameti. Müslüman kişinin ayıp ve çıplak yerini setrederek onu dünyada rüsvay etmeyen kimsenin ayıplarını Cenab-ı Hak kıyamet gününde setreder. İza ra'aytumul harika fekebbiru fe inne tekbira yutfi'uhu. Bir yerde yangın vuku bulduğunu gördüğünüz zaman Allahu Ekber diyerek tekrar tekrar tekbir alınız. Zira tekbir yangını söndürür. Ta'arraf ilallahi firrahâi ya'arif ke fiş şiddeti. Dünyanın geniş vakitlerinde yani sıhhat, servet,
asayiş ve emniyet gibi esbab-ı istirahat mükemmel olduğu bir zamanda Cenab-ı Hakk'a dua, ibadet ve taat ile kendini takdim et ki müzayakıl sıkıntılı bir zamanda seni lütuf ile yad edip gözetsin. Birrul valideyni yezidu fil umri vel kizbu yankusu rizka ve duau yeruddul kazae. Ana ve babaya iyilik ömrü arttırır. Yalan söylemek rızkı noksanlaştırır. Dua kazaya siper olur. Men kata araca'e minet teca'e ileyhi kata Allahu reca'ehu. Kendisine iltica ile bir ricada bulunan kimsenin ricasını kesip atanın dua ve ricasını da Allah kesip atar. Men uzzile indehu mu'minun felem yansurhu ve huve yakdiru ala en yansurahul ezellehullahu ala ru'usil halaiki yevmel kıyameti. Bir kimsenin yanında mümin kardeşi hakarete uğrar, zillete düşürülür de gücü yettiği halde ona yardım etmezse Allah da onu kıyamet günü herkesin huzurunda zelil eder. Men erade en yesteca en tüstecabe davetuhu ve en tükşefe kurbetuhu fel yuferrif fel yuferric an musmusirin. Her kim duaların kabulünü, gam ve üzüntülerinin def olup kaldırılmasını arzu ederse sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin. Ma khabe min menistahara ve la nedime min menisteşara ve la ale menik tesade. İşlerde istihare edenler, yani Allah'tan hayır ederek rızasına muvafık hareket edenler zarar etmezler. İstişare edenler de her işin sonunda pişman olmazlar. İdar-ı maişetinde israf etmeyip İtidal yolunu iltizam edenler de fakr-ı zarurette düşmezler. Bu videomuzun da bu şekilde sonuna geldik. Kıymetli dostlar, videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Konuyla ilgili fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere.